Bu arada hayat devam ediyor. Hristiyan aleminde Noel yaklaşıyor ve Noel kutlamaları daha şimdiden başladı. İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da da Noel hazırlıkları sürmekte. Orası önemli, zira Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim orada. Burası İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria. Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de Noel hazırlıkları başladı. Hazırlıklar kapsamında Mehd Kilisesi önünde Noel ağacı aydınlatıldı. Ağacın aydınlatılması sırasında düzenlenen törende havai fişekler atıldı. Törene Filistin Başbakanı Muhammed İşliye'nin yanı sıra çok sayıda din adamı ve siyasetçi katıldı. Evet, gelen haberin de görüntüleri çok çarpıcı. Konu yine yanardağ. Haiti'de dünyanın en aktif volkanı bulunuyor. 38 yıl sonra yeniden harekete geçti. Artık hayatın içine doğru lavları akmaya başladı. İşte bu yanardağın döktüğü lavların oluşturduğu görüntüler. 38 yıl sonra uykudan uyandı. Lav akışı günlerdir sürüyor. Gökyüzüne dumanlar yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii takım adalarından büyük adada bulunan Mauna Loa Yanardağ 28 Kasım'da harekete geçti. Dağdan akan lav nehrini görmeye giden Hawaililer ilahiler okudu, dualar etti. ...4169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağ, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağ olma özelliğine sahip. Mauna Loa'daki en son patlama 38 yıl önce 1984 yılında yaşanmıştı. Yusufeli Barajı, Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla zaten bir ilçe olduğu gibi taşınmıştı. İnsanlar taşınmıştı. Yani ilçe sular altında kalacak çünkü, ama hayvanların da taşınması gerekti. Sokaklar bir bir geziliyor. Terk edilmiş evlere bakılıyor. Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı'nda su yükselmeye devam ediyor. Baraj nedeniyle su altında kalacak yerleşim yerleri boşaltılmıştı. Bu alanlarda bulunan sokak hayvanlarının kurtarılması için de çalışma başlatıldı. Devlet Su İşleri'nin bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda su basacak bölgeler ilk etapta olmak üzere bölgedeki hayvanları güvenli alanlara taşıyoruz. Belediye ve hayvanseverler bölgedeki terk edilmiş binaları tek tek gezdi. Hepsinin içini kontrol etti. Tüm sokak ve caddeler arandı. Ekipler zorlu arazilerde sahipsiz hayvanları kurtarmak için çalıştı. Çalışmada 500'e yakın sokak hayvanı toplanarak güvenli alanlara götürüldü. Şu an 500 kadar hayvanımızı güvenli bölgeye taşıdık. Bir o kadar daha güvenli bölgeye taşıyacağımız hayvanımız var. Bu pitbull kızımız, 10 bebeği var. Arada sırada dışarı çıkartıyoruz. Bebeklerine çok iyi bakıyor. Bunlara da ek destek, vitamin, mama haricinde başka şeyler de yapıyoruz ki herhangi bir sorun olmasın. Hayvanların sağlık muayeneleri de yapıldı. Sağlık kontrollerini yapıyoruz. Sağlıkla ilgili ihtiyaç dahilinde sağlık müdahalelerini yapıyoruz. İlerleyen günlerde de kısırlaştırmalarına başlayacağız ve popülasyon kontrolünü de sağlayacağız böylece. Hayallerindeki havuzlu köşk. Bir yangın ve kıdemli yalnız bir yurttaşımızın ölümü. Bunun haberini verelim. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ahşap bir evde çıktı yangın. 90 yaşındaki Raziye Bayır yaşamını yitirdi.
Işıklar Mahallesi'nde 90 yaşındaki Raziye Bayır'ın yalnız yaşadığı iki katlı evde yangın çıktı ve bu yangında ekipler söndürdüler yangını ama olay yerine binaya gidip baktıklarında Bayır'ın cesediyle karşılaştılar. Çöken çatının altında bulundu yaşlı kadın ve otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Arkadaki görüntü evet gerçek. Son zamanlarda 4 önemli yanardağ faaliyete geçti. Dikkat çekici bu. Bunlardan biri de Endonezya'daki Semeru yanardağı. Alarm verildi ve 2000 kişi tahliye edildi. Yanardağ faaliyete geçti. Püskülen kül ve duman saniyeler içinde evlere ulaştı. Bölge halkı tahliye edildi. Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan 3676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağ yeniden harekete geçti. Patlama esnasında yanardağdan püskülen yoğun kül ve duman 1,5 kilometre yükseldi. Bölgede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı patlama nedeniyle yaralanan olmadığını açıkladı ancak yanardağın çevresindeki 6 köyde yaşayan, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu yaklaşık 2000 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Endonezya'daki 130 aktif yanardağdan biri olan Semeru'da 4 Aralık 2021'de yaşanan volkanik patlamada 51 kişi hayatını kaybetmişti. Gündemde ağırlıklı bir konu Ankara'da yaşanan trafik kazası. Özge Ulusoy'un babası bu olayda hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alındı sürücü. Yolun karşısına geçmek istemişti. Hızla gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy yaşamını yitirdi. Emekli albay Haydar Ulusoy 73 yaşındaydı. Avukatlık yapıyordu. Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında ikamet ediyordu. Evinin önündeki yolda karşıya geçmek isterken feci bir kaza yaşadı. İddiaya göre sürücü çok hızlıydı. Emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Ağır yaralanan Ulusoy hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Özge Ulusoy Ankara'ya geldi. Haydar Ulusoy için ilk tören Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlendi. Cenazesi ise salı günü İstanbul'da toprağa verilecek. Kazaya neden olan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.